Hepinize merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı'nın hazırlamış olduğu logaritma testini beraber bir çözelim. Birinci sorudan başlıyorum. Burada yukarıda reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonun grafiğini vermişler arkadaşlar. Fx 2 üzeri x şeklinde bir fonksiyon. Üstel bir fonksiyondur. Bu fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetriği olan gx fonksiyonu verilmiştir. Y eşittir x'e göre simetriği olan bir fonksiyon varsa bu f'in ters fonksiyonu demektir arkadaşlar. Yani y eşittir x'e göre simetriğini aldığınızda o fonksiyonun tersini almış oluyorsunuz. O zaman biz şimdi fx'in tersini bir alalım. Fx yerine y yazacak olursak burası bir üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tersi hatırladığınız üzere daha önceki videolarda logaritma üstel fonksiyon giriş kısmını anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Üstelin tersi logaritmaydı arkadaşlar. O halde x eşittir logaritma 2 tabanında y. Burası önemli. Üstelin tabanıyla logaritmanın tabanı aynı olmak zorundaydı. Yani biz burada gx fonksiyonunu, daha doğrusu f'in tersinde x fonksiyonunu bulmuş oluyoruz. Gx fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında x şeklinde çıktı. Y yerine x yazıyorum tabii ki. Bizden g4'ü istedikleri için x'in yerine 4 yazdığımızda g4 eşittir logaritma 2 tabanına 4. Bu da 4'ü ben 2'nin karesi diye düşünecek olursam 2 başa çarpım durumunda geçtiği için logaritma 2 tabanında 2 de zaten 1 olduğundan dolayı cevabım 2 çıkmış oldu. Cevap A seçeneği. İkinci soruda şimdi bu grafiği incelediğimde gitgide azalıyor. Logaritmada azalan bir fonksiyonu şu şekilde ifade edebilirim. Logaritma a tabanında b. Eğer buradaki a dediğimiz sayı, yani taban, birden büyükse bu artan. Artan bir fonksiyondur. Eğer a dediğimiz sayı 0 ile 1 arasındaysa bu fonksiyonda azalan bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyon grafiği de gitgide azaldığı için benim tabanı 0 ile 1 arasında olan bir fonksiyon bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda tabanı 2. Birden büyük bu olamaz. Buradaki taban D şıkkının tabanı 4. Birden büyük bu da olamaz. Buradaki taban da birden büyük. Bu da olamaz arkadaşlar. Ya C, C'nin tabanı 1 bölü 4 ya da B seçeneği kaldı geriye. B'nin tabanı da 1 bölü 2. Şimdi grafiğe baktığımızda x yerine 2 yazdığımızda cevabın eksi 1 bölü 2 çıkması gerekiyor. X yerine B seçeneğini deneyelim. 2 yazıyorum. 1 bölü 2'yi de 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. X'in yerine de buradaki x'in yerine de 2 yazdığımda 2 üzeri 1. Burası eksi 1 bölü 1'den eksi 1 çıktı arkadaşlar. Cevabımızın eksi 1 bölü 2 çıkması gerekiyordu. Bu da maalesef tutmadı. Geriye C şıkkı kaldı. Doğru cevabım C'dir. Fakat deneyelim. Deneyelim ve görelim. Gerçekten de cevabımız eksi 1 bölü 2 çıkacak mı? Şimdi 1 bölü 4 var. Bu 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'nin karesi diye bunu da yukarıya atacak olursam 2 üzeri eksi 2 diye yazabilirim. O halde şöyle oldu. Logaritma 2 üzeri eksi 2 tabanında x'in yerine de 2 yazıyorum. 2 üzeri 1'dir arkadaşlar. Gizli biri var. Kuvvetleri birbirine böldüğümüzde 1 bölü 2 fakat eksi 1 bölü 2 gerçekten de sağladı. O zaman doğru cevabım C seçeneğidir. Üçüncü soruda logaritma fonksiyonunu vermiş ve tersini istiyor. Şimdi hemen yine fonksiyonlardaki gibi fx yerine y yazacağız. Bu biri karşıya atıyorum. Y eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 3. 2 y eksi 1'i kuvvet olarak alır. Amacım burada x'i yalnız bırakmak. 2 üzeri y eksi 1 eşittir x eksi 3. Eksi 3'ü karşıya attığımızda 2 üzeri y eksi 1 artı 3 eşittir x. Şu an x'i yalnız bıraktığımızda bulduğumuz y'li ifade bizim ters fonksiyonumuzdur. Yani f'in tersinde x eşittir 2 üzeri, bu y yerine x yazıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri x eksi 1 artı 3 şeklindedir. Bakın D seçeneğinde ta kendisi mevcut. Doğru cevap Denizli. Evet, dördüncü soru.
Yine logaritmanın tanım kümesiyle, tanım aralığıyla ilgili bir soru. Şimdi hemen şunu hatırlayalım. Logaritma a tabanında b ifadesinin tanım kümesinde 1, b sayısı sıfırdan büyük. 2, a sayısı sıfırdan büyük. 3, a birden farklı olmak zorundaydı. Şimdi arkadaşlar, burada ben sondan başlıyorum. Taban dediğimiz a x artı 2 olduğu için x artı 2 eşit değildir 1'e. Bakın buradaki artı 2'yi karşıya attığımızda x eşit değildir eksi 1 çıktı. Yani x sayısı eksi 1 olamaz arkadaşlar. Bu dursun burada. Şimdi 2x artı 3 sıfırdan büyük. Ve aynı şekilde x artı 2 de taban da sıfırdan büyük olmalıdır. Burası x büyüktür eksi 3 bölü 2. Burası x büyüktür eksi 2 çıktı. Şimdi sayı doğrusunda bunları bir görelim. Şöyle sayı doğrumuzu çizdik. Önce tabi biliyorsunuz küçük olan sayı eksi 3 eksi 2 olduğu için ilk başta eksi 2 gelir. Burası eksi 2 sayısıysa buralarda bir yerde de eksi 3 bölü 2 sayısı vardır. Şimdi arkadaşlar burada x eksi 3 bölü 2'den büyük. O zaman sağ tarafı. Sonrasında x eksi 2'den büyük. O zaman bunun da yine sağ tarafıdır. Her ikisinin ortak olan bölge eksi 3 bölü 2'den büyük olan yani sağ tarafıdır. Şöyle yazabilirim ben bu ortak kesişim kümesini. Eksi 3 bölü 2 açık, sonsuz açık aralıdır. Şimdi bu aralıkta eksi 1 sayısı varsa onu çıkartmam gerekiyor. Çünkü eksi 1 olamıyordu. O yüzden eksi 1 sayısını çıkarttığımızda doğru cevap E seçeneği olmuş olur. 5. soru hızlı bir şekilde çözebileceğimiz bir sorudur. Fonksiyonu vermiş ve f3'ü istiyor. Hemen x'in yerine 3 yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 3 yazdığımızda 12 artı 69 81. Logaritma 3 tabanında 81'de 3 üzeri 4 diye yazacak olursak buradan da cevap 4 çıkmış oldu. Evet, bu güzel bir soru. Sıralamalarda genelde takılıyoruz. Şimdi a'yı bir değerlendirelim. A'yı uzun uzun yapacağım. Logaritma 2 tabanında 5'i şöyle yazalım. Tabanım 2 olduğu için logaritma 2 tabanında 4 ve logaritma 2 tabanında 8 diyorum arkadaşlar. Bu 2 tabanında 5 bunların arasına bir yerde duracaktır. Şu tabanları görmemezliğe vurduğunuzda 4, 5 ve 8. Sıralama doğru bir şekilde gidiyor. O halde arkadaşlar burası logaritma 2 tabanında 4'ün cevabı 2. Burası 2. Burası da 3 olduğu için 8'i uzun uzun 2 üzeri 3, 3'ü başa çarpım durumunda attınız vesaire. 3 geldi. O zaman biz A'ya 2 ile 3 arasında diyebiliriz. Şöyle diyorum 2,5. B'yi de logaritma 3 tabanında 4 olduğu için onu da hemen şöyle yapalım. Logaritma 3 tabanında 4. Pardon, logaritma 3 tabanında 4'ü 3 tabanında 3 ve logaritma 3 tabanında 9 diye yazdım. Bunların arasına da logaritma 3 tabanında 4'ü yazacağım. Burası 1, burası da 2 olduğu için o zaman B dediğimiz sayı da 1 ile 2 arasındaysa bu da 1,5 olsun arkadaşlar. C'ye gelelim. Şimdi C'de logaritma buraya yazalım. 5 tabanında 1 ile logaritma 5 tabanında 5. Şimdi burada 2 sayısı bu 1 ile 5 arasına girdiği için o zaman burası 1'e eşit, burası da 0'a eşittir arkadaşlar. Yani C sayısı da 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı buna da ben 0,5 dersem o halde en küçükleri C, sonra B, sonra da A olur. Doğru cevap Bursa'dır. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayalım.